Bugün 23 Mayıs. Sabah 9.30. Tarladan güzel polen geliyor. Burası 1400 rakımdaki iş yerim. En nihayetinde arılar dışarıdan artık bir şeyler kovana taşımaya başladı. Son birkaç gündür, belki de bir haftadır endişe etmeye başlamıştım. Arılara katlara vermeden önce güzelce besleme yaptığım halde yine de arıların birçoğu stok problemiyle karşı karşıyaydı. Hatta çoğu yerde işitmiştim. Kapalı yavrular doğduktan sonra ana arılar daha yerine yumurta atmadığını söylüyordu arkadaşlar. Çünkü dışarıdan kaynak gelmiyordu. İçeride de tükenmişti. Arılar yavruyu bırakmıştı. Ama bu gelen polenle beraber çok güzel polen geliyor artık. Arılar muazzam yavru atmaya başlarlar. Bir haftaya da zaten bunun arkasından bal gelir. Bu balın habercisi bu polenler. Evet, bir hafta sonra inşallah iş yerimde artık ballıklara arılar bir şeyler taşımaya başlayacak diye ümit ediyorum. Arılar güzel çalışıyor. Rüzgar var. Rüzgar olmasaydı yiğit. Bu rüzgar işi bozuyor biraz. Evet, çok rüzgar var maalesef. İnşallah kesilir de arılar bu polen kaynağından istifade eder. Bu arada bir tane bile kapalı yavru yok. Hatta yumurtalar yeni çatlamış, yeni sütlenmiş. İçeride 3 çerçevesinde yumurta ve birkaç günlük larva var. Stok hiç yok. Polen çok az. Şu birinci sıradaki arıda yine onda da 3 çerçeve yavru var. Yanındakinde de 3 çerçevede yavru var. Bunda da 3 çerçevede yavru var. Bir numarada bayağı stok var. Ondan stoklu çerçeveler alıp bu arıya hemen besin takviyesi yapacağım. Çok güçlü arı. Aç kalmış. Yavruyu kesmiş. Bu arının hemen stok takviyesine ihtiyacı var. Mevsim gerçekten çok bozuk gidince Mayıs ayında durum böyle tuhaf bir hal aldı. Arılar Mart ayındaki yavrudan daha kötü vaziyettedir şu anda. Bugün 23 Mayıs. Diğer arının muazzam polen ve bal stoğu vardı. Bu polenli ve ballı çerçeveyi hemen şimdi buraya yumurtalı çerçevenin yanına, onun arkasına, en sona bunu buraya gireyim, hatta erkek çerçevesi olarak. Şimdi bu arı böyle, biz bu arıyı müşkül durumda gördük ama doğadan bir kaynak gelmeye başladı mı her şeyi yapar. Bu da komple burası açık bal, polen ve yine burası gayet muazzam bir stok. Bunu da en dışa gireyim. Şu sol başa. Buraya da bunu girip bu arayı kurtaralım. Ona yol verelim. Evet. Kontrol şart. Muazzam nüfus var. Balı bulsa çakar. Ama bal gelmediğini düşünün 10 gün. Kim bilir ne hale gelir. Zaten birkaç gündür polenin gelmesiyle yumurta atmaya başlamış arı, kraliçe. İçeride 3 çerçevede sadece yumurta var. Bakalım nasıl bir sezon olur. Hayırlısı. Bu ballı ve polenli, bu erkek çerçevesi, bu da
ballı. Hem sırlı balı var hem açık balı var. Bu da yine aynısı, hem sırlı balı var hem açık balı var. Şurada şu üç çerçevede yumurta var. Şu yanlardakiler bomboş, kupkuru. Ancak adam olur bu arı. Çünkü belli olmaz ve burası Trabzon. Burada geçen sene Haziran'ın son haftası ile Temmuz'un ilk haftası toplam 15 gün hiç arı dışarı çıkaramadı. Kafayı çıkartamadı sisten, dumandan ve yağmurdan. Ve bütün arılar oğula yatmıştı. Yani burada neyin ne olacağı belli olmaz. O yüzden bu stok takviyesi hayati öneme sahip. Bu arıları ben kontrol ederdim ama maalesef 4 hafta kadar istirahat ettim. Belimin ağrısından hiç çerçeve çekemedim. Bu duruma gelmiş ama şu andaki müdahale bu arının hem hayatını kurtardı hem de eğer havalar uygun giderse iyi bir bal mahsulü vermesine neden olur. İnşallah işler yolunda gider. Gram yiyeceği olmayan arı da var. Böyle erkek yavrusu kapatan arı da var. Bakın bal kemeri de duruyor. Mis. Ballı çerçevesi var. Yumurtayı sermiş. Şuradaki arını da, arının da yiyeceği yok. Ona da bir tane ballı çerçeve bakıyorum. Bu arıya baktım. Bundaki ancak kendine yeter. Bunun bir tane sırlı çerçevesi kalmış. Onda hiç yok. Ona bir tane ayarlamaya çalışıyorum işte diğer arılardan. Şimdi sıradan geçip bu şekilde bir kontrol yapacağım inşallah. Çok güzel polen geliyor. Şurada bakın. En baştakine ballı çerçeve vermiştim ya. Nasıl içeride yiyecek olunca yavru uçurmaya başladı. Dışarıdan nektar geldiğini zannetti. Evet, bu şekilde müdahalelerde bulunup bütün arıların bala hazır halde başlamasını sağlayacağım inşallah. Güzel bir kraliçe. Güzel yavrusu var. Bayağı iyi durumda bu koloni. Bu arı kata çıkmış. Katta da petek kabartıyor. Fakat onun da aşağıda hiç sırlı balı yok. Açık göz balı var. Onu da büyük ihtimal buradan buldu, getirdi. Yine yandaki arılara bakıp bulabilirsem bir tane ona takviye vereceğim. Vermesem de o arı işini görecek gibi. Yani yukarıya çıkıp katta petek kabartacak kadar kendine güveniyorsa, içeride kapalı yavrusu da var. Erkek gözlülere anar yumurta dağıtmış. Hatta sütlenmiş. Yani kendine güveniyor ama bulabilirsem ben ona da bir takviye vereceğim. Bu da görünen o ki Trabzon'da, yani bu Karadeniz ikliminde hava şartları belki de bir sezon boyunca tek bir gün bile arıların iyi şekilde çalışmasına müsaade edebilecek tek bir gün bile olmayabilir. Mayıs'ın kaçı olmuş? Bırakın bal gelmeyi, içeride yiyecek kalmamış. Ki ben bu arıları Mart'ın sonunda, Nisan'ın başında beslediğim halde. Demek ki seneye daha çok masraf edip besleyeceğiz. Kışa girerken ve kıştan çıkışta neredeyse aynı miktarda besleme yapmak gerekiyor Doğu Karadeniz'de arılara. Başka yörelerde bal asadının videoları gelirken bizim arılar kendilerini kıt kanaat bakabiliyorlar. Ortalama yavru miktarı 3 çerçeve şu ana kadar. Arılardan bazıları kattaki kabarmış çerçevelere ufak ufak nektar serpiştirmiş. Çok küçük. Bu büyük ihtimalle bugün geldi zaten. Şu arada elimi sokmasa iyi olur. Şimdi baktıklarımdan, yani tam takır kuru bakır vaziyette olan arılar da var. Dışarıdan dedim küçük bir besleme yaparım biraz. Fakat bu manzara buna engel işte. Çünkü bu arı dışarıdan aldığı besini gelip bu gözene, normal gerçek nektarın yanına koyacak.
doğası gereği gelen nektarı biriktirmek için, dışarıdan topladığı kaynağı yağmacılıktan koruyabilmek için üst kata çıkaracak. O zaman bir anlamı kalmayacak. Bu da şimdi benim elimi kolumu bağlıyor. Buradan çıkartılacak ders, katları vermeden önce aynı kışa giriyormuşsun gibi besleme yapılmaz. Şu anda arıların uçuşuna bakarsam zaten nektar geliyor. Ama bu onları kurtarır, kurtarmaz. Artık Allah bilir. Şu arılara da çabuk çabuk bakıp hemen hava durumunu kontrol edeceğim. Nedir ne değildir diye. İnşallah hayırlısı olur hakkımızda. Arılar inanın çok büyük açlık çekmiş. O kadar da beslememe rağmen. Yani çuval çuval şeker verdim arılara katlarını vermeden önce. Yani şekerin fiyatı zaten uçmuş. Bal da olmazsa müfreze topunu attık vallahi. Hayırlısı. Evet. Çok şükür bal gelmeye başladı. Gelen dolu düşüyor. Bu yeşil kovanın hareketlenmesini görünce kalktım geldim, diğer arıların yanına da ineceğim şimdi. Yeşil kovana da şöyle bir göz gezdirelim bugün. Sadece üstten. Güzel. O da kata yürümüş. Oo, sıcacık içerisi. Temel petekleri de kabartmış. Bismillah. Aslında Karadeniz için, Doğu Karadeniz için en iyi çalışma sistemi bu. 8 çerçeveli kovanlarda çift katlı. Tamam. Çok güzel kabartmış bunu. Maşallah. Şu arılar şuraya kafalarını soktuğuna göre nektar da getirmişlerdir belki. Hı-hı. Evet. Ufak ufak başlamış. Koydukları nektarı hemen alıyorlar. İyi iyi güzel. Yani Allah'tan bal geldi ya. Yoksa arılar gerçekten zor durumdaydı. Yani Mayıs'ın kaçı olmuş? Mayıs'ın sonu gelmiş. Arılarda açlık sıkıntısı var. Bu arada muhakkak yoktur. Bu arının çünkü çalışma sistemi gayet iyi. Bu arıya çok az bir besleme yapmıştım zaten. Uğur böceği. İnşallah uğurlu olur bu sezon. Bu arının çalışma sistemi zaten çift katlı bir şekilde. Alt katında yavru yoktur büyük ihtimalle. Polen var. Üst katı yavru. Üçüncü kata da ızgara girerim ona. Çünkü bal gelmeye başladı. Plastik ızgarayı kesip 8'li çerçeveye göre. 8'li kovana göre. En iyisi böyle çift kat kışlatma. Ama zahmeti çok. Yani bununla baş olunmuyor. Çok arı olunca. Katları indir kaldır. Zaten belim de ağrıyor. O yüzden tek katlı çalışmak daha iyi işçilik açısından. Fakat onda da açlık sorunu olabilir. Böyle kötü sezonlarda. Kötü ilkbaharın olduğu sezonlarda. Bu arının üst katı komple besin doluydu. Ana arı üste çıkmış. Üste kuluçka sahasını kurmuş. Aşağısı komple polendir. Şimdi de gelen balı 3. kata depolayacak inşallah. Şu anda güzel bala çalışıyor arı. Diğer arıların da yanına gidip bakayım. Çok şükür bal geliyor. Sabah baktığımda erkek arıları çekiştiriyorlardı. Şu anda erkek arıların da uçuşu var. Aralık karıştı sanki. Çok iyi. Şu aşağıya da taş düşmüş.
Yukarıdan düştü o herhalde. İnşallah buradan da düşüp de kovanlara vurmaz. Hele şükür ya. En azından beslememe, sonra pişmanlık yapma durumundan kurtardı beni bugünkü durum şu anda. Arıların inanın hiç besini yoktu. Ben daha böyle bir Mayıs ayı doğru düzgün hatırlamıyorum bu kadar arıların stokları erittiğini. Evet, arıların yavruyu kestiği durumlar olmuştu. Geçen sene bile hatta kesmişti ama içeride besinin bu kadar azaldığını hiç hatırlamıyorum. Kupkuru olmuş 10 çerçevenin 10'u da. Hatta bazı arılarda 2 çerçevede yumurta, 3. çerçevede ise yeni çatlamış daha. Yumurtalar larvaya dönmüş, yeni yeni sütlemiş, yine besin yoktu. Onlara biraz takviye yaptım ama takviye yapılacak kadar çerçeve yoktu. Kimisini olduğu gibi bıraktım. Düşüncelere dalmışken bal geldi. Şu anda çok güzel bal geliyor. Büyük ihtimalle yaban kara yemişinden geliyor. Zifine de konuyordur. Çünkü açan zifin var, bir de yaban kara yemişi var. Onlardan bal geliyor. Bu işte şu anda bizi kurtardı diyelim. Bundan da çıkartılacak ders var. Demek ki Mart sonunda, Nisan başında katları vermeden önce biraz daha iyi beslemem gerekiyormuş. Mayıs ayında hiç dışarı çıkamayacağız dönemler oluyormuş arının. Bu sene olduğu gibi. Hatta ben artık tek kat kuluçka çalıştığım arılarda kış beslemesini nasıl yapıyorsam kışa girerken, kış çıkışı da aynı beslemeyi yapacağım. Evet. Bu iyi oldu. Bu durumu kurtardı. Nektar akımı başladı. Trabzon bölgesinde. Büyük ihtimal aşağıda da başlamıştır. Burası 1400 rakım. Burada da nektar akımı başladı. Başlamasaydı işimiz kötüydü. Anlattım zaten. Hayırlı bereketli sezonlar olur inşallah. Yarım ballıkları verdim. Yarım ballıklarda temel petekleri kabartanlar var. Hiç kata çıkmayanlar var. Katta kabarmışlara nektar ufak ufak serpiştirmeye başlayanlar da var. Artık bundan sonra gerisi gelir. Durum vaziyet böyle buradaki arılıkta.